11. soruda 0'dan 1'e kadar eksi x kare eksi 4x bir integral verilmiş. Basit kesirlere ayırma yöntemi uygun olacaktır bu soru için. Eksi x kare eksi 4x artı 3 bölü x artı 1 ve x kare artı 1 var. X artı 1 için x artı 1 birinci dereceden bir polinom olduğu için şuraya a koyarız. Bu ikinci dereceden ve çarpanlarına ayrılamayan bir polinom. Yukarıya birinci dereceden bir polinom yazarız. Bx artı c bölü x kare artı 1. Bunu x kare artı 1 ile bunu da x artı 1 ile genişletirsek eksi x kare eksi 4x artı 3 ax kare artı a bx kare artı bx artı cx artı c gelir. X karelerin katsayıları a artı b var. A artı b soldaki x kare eksi 1. X'lerin katsayıları b artı c var. B artı c solda eksi 4x var. Bu eksi 4'e eşit olmalı. Sabit olarak da a artı c var. A artı c'nin de 3 olması gerekir. Şu birinci ve ikinci denklemden ikinci denklemi çıkartırsam, birinci denklemden ikinci denklemi çıkartırsam b'ler gider ve a eksi c ikinci denklem eksiyle çarptım. Eksi 4 artı 4 oldu. A eksi c eşittir 3. Şurada da a artı c eşittir 3 denklemimiz var. Ne gelir buradan? A'lar 2a toplarsak 2a eşittir 6. A eşittir 3. A eşittir 3 olunca b eşittir. A 3 olursa eksi 1 yapabilmesi için b'nin eksi 4 olması gerekir. B eksi 4 olursa da C'nin 0 olması gerekiyor. O halde integralimiz şuna dönüştü. A kaçmış? 3. 3 bölü x artı 1. Bx, B eksi 4. Eksi 4x bölü x kare artı 1. C de 0 olduğu için C kısmını yazmaya gerek yok. Dx integral 0'dan 1'e kadar. Burada 3 elen mutlak değer içinde x artı 1 eksi. Burada uzatmaya gerek yok. Aslında şöyle yapılması lazım. X kare x kare artı 1 eşittir u demiş olsak 2x dx eşittir du yapar. Bu dönüşümde elenli bir hale gelmiş olacak. Burada şunu gördük. Çok kolay bir şekilde gözükebiliyor. Elen x kare artı 1'in türevi. Çünkü evet elen x kare artı 1'in türevidir. Neden? Aşağının türevi yukarıda var. İçinin türevi bölü içi formatında. Bunun türevi tam olarak ne gelir? 2x bölü x kare artı 1 gelir. Ama burada 4x olduğu için 4 yaptırabilmek için şuraya 2 koyarız. Sınırlar 0 ve 1. 1 koyduğumuz zaman 3 elen 2. 1 koyduğumuz zaman eksi 2 elen 2 gelir. 0 koyarsak bunlar elen 1'den dolayı 0 gelir. O halde cevabımız elen 2 gelir. 12. soru. Burada ne yapabiliriz? Bu integralin cevabını istemiş. E üzeri x, f türev x. Burada fx vermiş. F türev x. Burada kısmi integrasyon olabileceğini düşünüyorum. Çünkü f var. Türevi nasıl alınır? Şeyden gelir kısmi integrasyonda fx'e u dersek gelir. E üzeri x dx'e de e üzeri x dx eşittir dv. Şu integral için kısmi integrasyon yapıyoruz. Fx'e u dedik. E üzeri x dx eşittir dv dedik. Bunun türevi f türev x dx eşittir du. Bunun integrali e üzeri x eşittir v yapar. Burada şu an 3'ü görmeyelim. Şurada kısmi integrasyon yapınca neydi? U çarpı v. Fx çarpı e üzeri x sınırlar 0'dan 1'e kadar eksi integral 0'dan 1'e kadar v çarpı du e üzeri x çarpı f türev x dx. Bunun cevabını vermiş bize. Bunun cevabının 3 olduğunu söylemiş. Bu integrali hesapladık. Bu 3 olduğu verilmiş. Ve bize şurasını soruyor. O zaman bu integral 0'dan 1'e kadar e üzeri x f türev x dx integrali bunu karşıya atarsam 3'ü de diğer tarafa atarsam nasıl hesaplanabilmekteymiş? Fx e üzeri x eksi 3. Bunun cevabını bulursak tamamdır. Bunun 0 ve 1'deki değerleri.
1 koyduğumuz zaman f1 çarpı e üzeri 1'den e gelir. 0 koyduğumuz zaman f0 e üzeri 0'dan 1 gelir. Bir de eksi 3'ümüz var. Bu değerleri hesaplarsak tamamdır. Ne verilmiş burada? F0'ın e olduğunu vermiş. F1'in 1 olduğunu vermiş. 1 çarpı e. Burası e yaptı. Şurası da e dediği için eksi e, eksi 3. Bunlar birbirini götürdü. Cevap olarak eksi 3 bulduk. 13. soru basit kesirlere ayrışım sorusu. Nasıl ayrılabilir? Bunu sormakta. Çok basit. Bilen için 10-15 saniyelik bir soru. Şu x küp için a bölü x, b bölü x kare, c bölü x küp. X küpe kadar gidiyoruz. X artı 4 için d bölü x artı 4. X kare artı 1 çarpanlarına ayrılamayan ikinci dereceden bir polinom olduğu için üstüne birinci dereceden bir polinom yazarız. Ex artı f bölü x kare artı 1. Buna uygun olan şık A şıkkında var. A şıkkı olur. 14. soruda belirli integral verilmiş. Şıklara baktığımız zaman yakınsar, ıraksar şeklinde cevaplar gördüğümüz için demek ki bu genelleştirilmiş integraldir. Neden? Çünkü buraya 2 koyarsak arada 2 değerimiz var. 2 değerinde paydada problem var. Genelleştirilmiş integral mantığıyla bunu çözmemiz gerekiyor. 2'de problem var dedik. Bunu şöyle yaparız. 1'den önce 2'ye kadar a diyeyim ona. 1 ile 2 arasında 2'nin solundan gittiğimiz için 2'nin sonuna doğru integral, 2'nin solundan yaklaşarak integral hesaplıyoruz. Dx bölü x eksi 2'nin karesi artı sonra 2'den 4'e kadar. 2'den 4'e kadar. 4'te problem yok. 2. 2'de problem olduğu için 2'ye de b diyeyim ve b'ye 2'ye limitle yaklaşalım. Nereden yaklaşıyoruz? 2, 4 arasında olduğu için sağ taraftan gelmiş oluyoruz. 2'nin sağından yaklaşıyoruz. Dx bölü x eksi 2'nin karesi. Bu integraller basit. Bunu ben x eksi 2'nin eksi ikinci kuvveti olarak düşünürsem integralimiz x eksi 2'nin kuvvetini bir azalttık. Bir arttırdık. Eksi 1 bölü kuvveti yani eksi 1 bölü x eksi 2 olarak yazılabilmekte. Limit a 2'ye soldan yaklaşırken 1'den a'ya demeyeyim limiti hesaplayabiliyoruz zaten. Eksi 1 bölü x eksi 2 demiştik integrali. İntegrali yazdık. 1 ve a koyuyoruz. Sonra limit b 2'ye sağdan yaklaşırken yine integralimiz aynı. Eksi 1 bölü x eksi 2 sınırlar b ve 4. Limit a 2'ye soldan yaklaşırken a koyduğumuz zaman eksi 1 bölü a eksi 2. 1 koyduğumuz zaman burası eksi 1. Burası eksi 1. Başında da eksi var. Artı 1 çıkarttığımız için alt sınırı artı 1 geldi. Bu birinci limit. Artı limit b 2'ye sağdan yaklaşırken 4 koyduğumuz zaman 2 eksi 1 bölü 2. B koyduğumuz zaman eksi eksi artı olur. Artı 1 bölü b eksi 2 gelir. Şimdi burada 2'ye soldan yaklaşıyor. 2'den küçük, 2'ye çok yakın küçük bir değer. 2 çıkartırsam negatif gelir. Yani şöyle temsil edebilirim. 0 eksi gelir. 1 bölü 0 eksi 1 bölü 0 sonsuzdur. Ama 0 eksi olduğu için eksi sonsuzdur. Başında da eksi olduğu için artı sonsuz yaptı birinci limitimiz. İkinci limitimiz 2 artı. 2 artı koyunca 2 çıkartınca pozitif bir değer gelir ama sıfıra çok yakın pozitif bir değer. Burası da artı sonsuz yaptı. Buradaki eksi birlerin, eksi bir bölü ikilerin önemi kalmadı. Artı sonsuzla kıyaslanamayacak derecede küçüktür. İkisi de artı sonsuz, artı sonsuz olduğu için toplamları sonsuz gelir. O yüzden ıraksak olur. 15. soruda bir integralin boğulduğunu söylemiş. Bu integrali almak kolay değil. Bu integrali almak kolay değil ama şuranın türevini alarak kıyaslama yapabiliriz. Buranın türevini alırsam 3 buradaki 1 bölü 3 başa geçtiği için
3 ve 1 bölü 3 birbirini götürür. X üzeri eksi 2 bölü 3 gelir. Şunun üstünden bir azalttığımız için. Eksi 3 f türev x. Bu neye eşit olacakmış? 1 bölü 1 artı x üzeri 2 bölü 3'e eşit olacakmış. Şunu da şu formatta yazayım. 1 bölü x üzeri 2 bölü 3 olarak yazalım. Bunu buraya, bunu buraya atarsam 1 bölü x üzeri 2 bölü 3 eksi 1 bölü 1 artı x üzeri 2 bölü 3 neye eşit olacakmış? 3 f türev x'e eşit olacakmış. Burada payda eşitlemesi yaparsak, burada şunu çarptık, burada da bununla çarptık. Arada eksi olduğu için şu terimler birbirini götürecek düzenlediğimiz zaman 1 bölü x üzeri 2 bölü 3, 1 artı x üzeri 2 bölü 3 gelir. Bu 3 f türev x'e eşitmiş. 3'ü de buraya alayım. Her iki tarafı 3'e bölelim. Böyle bir sonuçla karşılaştık. Bu arktanjantın türevine benziyor. Arktanjantlı şıklar verildiği için şunu deneyebilirsiniz. Bunun böyle olduğunu görebilirsiniz. Mesela bunun türevini alırsanız içinin türevi x üzeri 1 bölü 3'ün türevi 1 bölü 3 x üzeri eksi 2 bölü 3. İçinin türevi bölü 1 artı şuradaki şeyin karesi x üzeri 2 bölü 3. 1 artı x üzeri 2 bölü 3 burayı verir. 1 bölü 3 şuraya geçmiş olur. X üzeri eksi 2 bölü 3 de x üzeri 2 bölü 3 olarak aşağıya geçer. Yani arktanjantın türevi, fx fonksiyonu arktanjant olmalıymış. Fx fonksiyonumuz arktanjant x üzeri 1 bölü 3 olur. Ya da bu integrali uzun uzun çözmek isterseniz yapacağınız dönüşüm şu. X üzeri 1 bölü 3 eşittir u dönüşümü yaparak bunu hesaplayabilirsiniz. Türevini alınca bu gelecek. Dx bölü bu. Buradan yapılabilmekte. Ben burada biraz hissettim buradaki şeyi. Bunun türevinin bu geleceğini ya da şurada 1 artılı bir şekilde gördüğüm için 1 artı x kare arktanjantı düşündüm. Burada kare olarak düşündüğüm için x üzeri 1 bölü 3'ü denemek istedim ve buradan çıktı zaten. Arktanjant x üzeri 1 bölü 3 artı c'dir normalde. F 0, 0 olduğu için 0 koyunca arktanjant 0. O zaman c'nin 0 olması gerekir. Arktanjant x üzeri 1 bölü 3 gelir. 16. soru limit sorusu. Pi bölü 2 koyarsak burası 1, burası 0. Arktanjant pi bölü 2'de sonsuz 1 üzeri sonsuz belirsizliği var. 1 üzeri sonsuz belirsizliklerinde bu limite l diyelim. Her iki tarafın lnini alırız. Ln limit x pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken sinüs x eksi kosinüs x üzeri tanjant x eşittir ln l. Her iki tarafın lnini aldık. Sonra bu ln ile limitlerin yerini değiştiriyoruz. Bu ln'i sileyim. Şunun içine koyayım. Bunu yapabiliriz. Burada şu an ln'in içinde bir kuvvet olduğu için bu kuvveti başa atabiliyorum. Limit x pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken tanjant x çarpı ln sinüs x eksi kosinüs x olur. Bu da ln l'ye eşit. Pi bölü 2 koyarsam tanjant pi bölü 2 sonsuz yapar. Burada 1 eksi 0 ln 1'den dolayı burası 0 yapar. Sonsuz çarpı 0 belirsizliği var. Sonsuz çarpı 0 belirsizliğinde ne yapıyorduk? Bir tanesini aşağıya atıyorduk. Tanjantı 1 bölü kotanjant olarak da yazabildiğim için aşağıya attığımız zaman aşağıya ne olarak geçer? Kotanjant x olarak geçer. Ln l. Şu an pi bölü 2 koyduğumuz zaman 0 bölü 0 belirsizliği var. L'Hopital kullanırsam limit x pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken içinin türevi bölü içi diyeceğiz. Bölü içini bir yazalım şuraya. İçinin türevinden de kosinüs x artı sinüs x gelir. Kotanjantın türevi de, tanjantın türevi sekant kareydi. Kotanjantın kosekant karedir. Kosekant kare x. Başında da eksi vardır. Tanjantınkini bilirsek kotanjantınkini düşünebiliriz. Bu da ln l'ye eşit olacak. Pi bölü 2 koyarsam bakalım problem kalacak mı? Pi bölü 2 koyarsam burası 0. Sinüs 1 yapar. Yukarısı 1. Aşağısı sinüs 1. Kosinüs 0 olduğu için 1. Kosekant kare nedir? 1 bölü sin kare demektir. Burası 1 olduğu için aşağısı da eksi 1 gelir.
aşağısı eksi 1 geldi. Yani burası eksi 1 gelmiş oldu. X yerine pi bölü 2 koyduğumuz zaman eksi 1 gelmiş oldu. Eksi 1 eşittir ln L. L de nedir o zaman? Burada E olduğunu düşünürsek E üzeri eksi 1 eşittir L. L değerini bulmaya çalışıyorduk. O da E üzeri eksi 1 çıktı. 17. soruda x eşittir 1 artı y kare eğrisi ve x eşittir 0, y eşittir 1, y eşittir 2 doğruları ile sınırlanan bölge x ekseni etrafında döndürülerek bir cisim oluşturuluyor. Bu bölgeyi bir çizelim. Burası x, burası y. X eşittir 1 artı y kare. Y kare pozitif olduğu için x'in minimum değeri 1'dir. Y'ler arttıkça x'ler de artar. Bu şekildedir. Şöyle düşünebiliriz. Y eşittir x kare artı 1'in grafiği şöyleydi. Burada x ve y'lerin rolleri değişir ve grafik bu halde çizilmiş olur. X eşittir 0, y ekseni, y eşittir 1, y eşittir 2. Şurası y eşittir 1, burası y eşittir 2 olsun. Y ekseni ile arasında kalan kısım bu parça. Bu parçanın x ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cisim. Kabuk yöntemi, diğer ismiyle silindirik kabuk yöntemi. Şurada bir tane silindir alalım. Başka bir kalemle çizeyim. Şöyle. Böyle bir kesit alıp bu silindirin yanal alanını bulmaya çalışacağız. Bu silindirin yanal alanı nedir? 2 pi r h. Burada r ve h değerlerini hesaplamaya çalışacağız. Kabuk yönteminde x ekseni etrafında çevrilirse veya x'e paralel bir doğru etrafında çevrilirse integral y cinsinden çıkar. O yüzden bu r ve h'ı y cinsinden yapmaya çalışacağız, yazmaya çalışacağız. H değeri bu silindirin yarıçapı şurası, yüksekliği de burası. Yüksekliği nedir? Şu eğrinin ismi neydi? X eşittir 1 artı y kare. 1 artı y kare olur. Şu yükseklik 1 artı y karedir. Çünkü şuraya y dersek, buraya y dersek, x eşittir 1 artı y kare olduğu için şurası da 1 artı y kare gelmekte. O halde bu doğru parçasının uzunluğu 1 artı y kare olarak hesaplanabilir. Yükseklik bu. Y dediğimiz seviye buranın da yarıçapı olduğu için yarıçapımız da y. Ne demiştik? 2 pi r h. 2 pi r ve h'tı integralimiz. R değerimizi ne bulduk? R değerimiz 1 artı y kare. H değerimiz de y olduğu için dy. Y'nin sınırları nedir? Y'ler hangi aralıkta? 1 ile 2 aralığında. Y eşittir 1, y eşittir 2. Bunu sağlayan var mı? C şıkkında 1, 2, 2 pi. Evet, C şıkkı bunu sağlamakta. 18. soru y eşittir ln x eğrisi, y eşittir 1, x eşittir e kare doğruları. Bir bölge var, bu bölgenin alanını istiyor. Y eşittir ln x, x eşittir 1 olursa kökü 1'dir, x eşittir 1 için y 0'dır. 1'den daha büyük değerlerde burada y'nin değerleri büyümeye devam eder. 1'den küçük değerlerde de şöyle devam eder. Burada biliyoruz ki x zaten pozitif olmalı. Negatif olduğu durumlarda bu grafik çizilemez. X'in pozitif olduğu yerlerde çizilebilir. Y eşittir 1 burası. Y eşittir 1 olursa bunun ismi neydi? Y eşittir ln x. Burası 1 olması için x'in e olması lazım. Burası e. 1 de x eşittir e kare. O da burası. X eşittir e kare. Ln x y eşittir 1. Y, x eşittir e kare. Şu bölge. Bu bölgenin alanı nedir? Bu bölgenin alanı üstte ne var? Ln x. Ln x. Aşağıda ne var? 1 var. Ln x eksi 1'dir. Şuradaki doğru parçaların uzunlukları. Bu doğru parçalarla bu alanı tarıyoruz. Bir tane doğru parçasının uzunluğu nedir? Ln x eksi 1'dir. Ln x eksi 1 dx diyoruz. Sınırlarımız da e'den e kareye kadar. Ln x'in integrali alınacak. Eksi 1'inki zaten basit. Ln x'in integrali için kısmi integrasyon yaparız. Ln x eşittir u.
dx eşittir dv. Buradan 1 bölü x dx eşittir du. Buradan da x eşittir v gelir. Ln x'in integrali, bu kısmı integrasyonu uygularsak u çarpı v x çarpı ln x sınırlar e ve e kare eksi integral e kare v çarpı du. V ile du şuradaki x'ler birbirini götürür, dx kalır. Bir de şurada eksi 1 dx var. Onu da ayrıca yazmamız gerekiyor. Eksi 1 dx. Bu ikinci integral. Birinci integral ln x'ti. Ln x'in integrali bu. Diğeri de eksi 1'in integrali. E kare koyarsak e kare ln e kare. Ln e kare 2'dir. 2 e kare olur. E koyarsak ln e 1'dir. Burada e koyduğumuz için e kare eksi e geldi. Burada ise x 1'in integrali x olur. Sınırlar e ve e kare. Diğerinde de aynı şekilde 1'in integrali nedir? X'tir. E ve e kare sınırlarımız. 2 e kare eksi e eksi eksi e kare. Sonrasında e koyduğumuz için eksi e çıkarttığımız için artı e. Burada da aynı şeyleri söyleyeceğiz. E kare koyunca eksi e kare, e koyunca eksi e çıkarttığımız için artı e. E kareler birbirini götürür. Şu e'lerden birer tane birbirini götürür. Bir tane e kaldı. Cevabımız e olmalı. 19. soru genelleştirilmiş integral sorusu. Birinci integrale bakarsak hesaplamaya gerek yok. Testleri kullanarak bulabiliriz. Şöyle bir integral seçelim. 1 bölü x kare integraline bakalım. 1'den 2'den sonsuza kadar dx. Limit karşılaştırma testi yapalım. Bunu seçtim. Bu bize verildi. Limit karşılaştırma yaparsam limit x nereye giderken? Sonsuza giderken. Bu bölü bu yapınca düzenlediğimiz zaman x kare bölü x kare eksi 1 gelir. Eşittir 1. Çünkü x'inde de x kare var. Dereceler eşit. 1 olunca bunun tipiyle diğerine bakabiliriz. Bu tarz integraller, bunun integralini almak çok kolay. Bu tarz integraller 1 bölü x üzeri p tarzındaki integral 2'den sonsuza, 1'den sonsuza önemli değil. Bu integraller eğer p değeri 1'den büyük ise, 1'den büyük x ise yakınsak. Burada x kare olduğu için bu yakınsak ve limit karşılaştırma testinden dolayı da birincisinin yakınsak olduğunu söyleyebiliriz. Bir bıraksak diyenleri atabiliriz. Bir yakınsak. İkincisi için şöyle bir burada x üzeri 5 bölü 2 olduğu için şu integralle kıyaslama yapabiliriz. 1 bölü x üzeri 5 bölü 2. Birden sonsuza kadar. Limit karşılaştırma testi yaparsak limit x sonsuza giderken bu bölü bu. Düzenlediğimiz zaman x üzeri 5 bölü 2 yukarı çıkar. 1 eksi kosinüs x var ve aşağıda ise 1 artı x üzeri 5 bölü 2. X sonsuza gittiği için burada şeyin bir önemi yok. Kosinüs x'in bir önemi yok. X üzeri 5 bölü 2, x üzeri 5 bölü 2 kuvvetler x üzeri 5 bölü 2 olduğu için ne olur burada? Katsayılar oranına bakılır. Yani limiti 1 çıkar. 1 çıkınca her ikisi de aynı karakterdedir. Bunun karakterini bir öncekinde de söylemiştik. İlkinde birinci I1 integralinde de söylemiştik. Şuradaki değer P değeri birden büyük olursa yakınsaktır. 2 de yakınsak olmalı. 2 ıraksak demiş, bunu silebiliriz. 2 yakınsak olacak. A ve D var şu an. I3'e bakalım. Şurada x küp gibi düşünülebilir. Dışarı x küp olarak çıkar. Burada x kare var. O yüzden integralimi 1 bölü x diye seçeyim. 1 bölü x dx integrali ile kıyaslayalım. Limit karşılaştırma yapalım. Limit x sonsuza giderken bu bölü bu dersek x yukarı çıktığı için x küp artı x olur yukarısı. Aşağısı ise karekökün içinde x kare artı 2x artı 4. Bu limitimiz 1'dir. Çünkü burada x küp var. Aşağıda ise x küp sayılabilir karekökün içinde olduğu için.
Katsayılar oranına bakılması gerekir. Burada 1 var, burada 1 var. 1 bölü 1'den 1 çıkar. 1 çıkınca her ikisi de aynı karakterdedir. Bunu da söylemiştik. 1 bölü x üzeri p tipindeki 1'den sonsuza kadar bu tarz integraller p 1 veya 1'den küçük olursa ıraksak olur. O yüzden I3 ıraksak olmalı. Cevap D olur. 20. ve son sorumuz y eşittir kök x eğrisi demiş. Bunu bir çizelim. X ve y eksenleri y eşittir kök x eğrisi bu. Y eşittir 1 burası ve y ekseniyle sınırlanan bölge burası. Bu bölgenin y eşittir 1 bunun etrafında çevrilmesi ile oluşan şekil. Hepsi x'li olduğuna göre ve etrafında çevirdiğimiz doğru da x'e paralel bir doğru olduğuna göre disk metodu kullanılmıştır. Çünkü disk metodunda hangi eksen etrafında çeviriyorsak o değişken cinsinden integral yazılır. X ekseni veya x eksenine paralel bir doğru etrafında çeviriyorsak integralimiz x olur. Yani burada biz neyi kullanacağız? Disk metodunu kullanacağız. Şunun etrafında bir tane disk alalım. Şöyle mesela çevirdik. Şöyle bir kesit aldık. Buradaki yarıçapımız nedir? Bu yarıçap uzunluğu nedir? Yukarıda 1 var. Aşağıdakinin ismi de kök x olduğu için atıyorum şuraya x noktası demiş olursak şu uzunluk kök x olur. Buranın tamamı da 1 olduğu için şu yarıçap 1 eksi kök x yapar. R eşittir 1 eksi kök x. Peki bu dairenin alanı nedir? Bir tane daire kesit aldık. Bu dairenin alanını hesaplayacağız. Pi çarpı r kare. Pi çarpı 1 eksi kök x'in 1 eksi kök x'in karesi. Pi r kare dx. X'leri nereden nereye alıyoruz? Bu x'leri hangi aralıkta alma hakkımız var? Sıfırdan itibaren başlatabiliyorum ve şu orada değil, şu kesişimde. Y eşittir 1 olursa x de 1 olur. Sıfırdan 1'e kadar olur. Sıfırdan 1'e 1 eksi kök x'in karesi. 1 eksi kök x'in karesi bu var. 1 eksi kök x'in karesi. Pi dışarı çıktı. Cevap C olmalı.